Merhabalar, Büyük Beyaz Fil'e hoş geldiniz. Arkadaşlar, 2023'ü 2024'e bağlayan yılbaşı etkinliği dönemindeyiz ve her yılbaşı döneminde olduğu gibi Wargaming bu yılbaşında da bir tersane dediğimiz kur havuz etkinliğini oyuncuların kullanımına sunmuş durumda ve bu tersane etkinliğinden de bu yıl alabileceğiniz gemi Michelangelo demiştim. Buna ek olarak... Gaming farklı yollardan elde edilebilmek suretiyle birkaç tane premium gemi daha elde edilebilir hale açtı. Bunlar da Defense videosunda bahsettiğim Defense, Francesco Ferruccio, Elli ve Kitakami idi. Tüm bunlara ek olarak Wargaming bir de bu ayın yani 2023 Aralık ayının Battle Pass'inde yani şurada gördüğünüz Holidays in Santa City isimli Battle Pass'inde İki tane premium gemi daha veriyor. Bunlardan biri de ekranda görmekte olduğunuz 7. seviye premium Alman zırhlısı Scharnhorst 43. "La zaten normal bir Scharnhorst var oyunda. 43'üne ne gerek vardı?" diyeceksiniz ki biz dedik, sorduk, cevabımızı da aldık. Sebebi şu. Holidays in Santa City adı verilen bu Battle Pass'te Scharnhorst 43'ün yanında bir gemi daha var premium. O da 7. seviye Avrupa destroyeri olan Stort 43. Peki neden bu iki geminin ikisi de 43 damgasıyla isimlendirilmiş vaziyette? Sebebi de şu. Bu iki gemi Scharnhorst'un 1943 yılının 26 Aralık'ında batmış olduğu Kuzeyburnu Savaşı'nda birbirleriyle çarpıştılar. E haliyle 26 Aralık dediğimiz tarihte yılbaşı etkinliği dönemine geldiği için bu savaşın 80. yılı anısına Gaming, Sharnhorst ve Stord'un oyun içindeki versiyonlarına farklı birer yeni premium versiyonlarını ekledi. Olay bu yani. Peki, Sharnhorst 43'ün normal Sharnhorst'tan bir farkı var mı? Varsa ne farkı var? Arkadaşlar, gemi aynı. ismi 43'ünü çıkarırsan aynı. Hatta kamuflajı bile aynı. Hatta şöyle diyeyim, niteliklerinin %80'i de aynı. Ama oynanış olarak normal şanhorstan biraz farklı. Ve biraz değil çok daha zevkli. Çünkü Sharnhorst 43 standart Sharnhorst'un aksine bir ana batarya gemisi değil. 7. seviyede West Virginia 44'ten sonra ikincil il gidilebilen ikinci zırhlı. Yani... West Virginia 44 7. seviyede ikinci il gidilmesi elzem olan tek zırhlıydı şu tarihe kadar. Ancak Wargaming Scharnhorst 43'ü getirmekle 7. seviyenin bütün dengelerinin içine sıçtı. Çünkü Scharnhorst 43 baştan söylüyorum bence 7. seviyenin kralı şu an. 7. seviyenin bence en etkili, en efektif zırhlısı. En güçlü diyemiyorum çünkü güç dediğimiz şey duruma göre değişir. Yani kaba güçten bahsediyorsak Aşitaka'nın eline su dökebilecek bir zırhlı yok 7. seviyede. Ama velakin içinde bulunduğu her duruma farklı bir şekilde adapte olup o farklı senaryoların her biri ne kadar farklı olursa olsun üstesinden gelebilecek potansiyele sahip gemi ekranda görmekte olduğunuz Şarnos 43. Aşitaka'nın evet ateş gücü çok fazla ama zaafları da fazla. Mesela Florida çok seviyorum. Uzaktan çok etkili ama onun da zaafları var. Yaklaşırsa etkisini kaybediyor. Gibi gibi birçok geminin zaafları varken Scharnhorst 43'ün tek bir zaafı var. Scharnhorst 43 açık suda kaçan rakibi kovalamaya gelmiyor. Yoksa Scharnhorst 43 tipik bir 8. seviye ve üstü Alman zırtlısı gibi oynandığı takdirde 7. seviyeyi aşırı büyük bir kolaylıkla domine edip ağırlığını koyabilecek kadar güçlü bir gemi. Şimdi Scharnhorst zaten tarihi bir gemi ve Scharnhorst'un kendi videosunda anlattığım için çok da detaya girmeyeceğim. Ama ve lakin Scharnhorst 43 alırsanız ki mutlaka almanızı tavsiye ediyorum bedava verilen bir gemi alın abi. Yani adamlar kazaran 7. seviyenin en çok zevk alabileceğiniz en efektif ve en etkili zırhlarının başında gelen gemiyi size bedava vermiş. Anlamazlık etmeyin. Şanros 43'ü aldığınız zaman full ikincil gitmenizi tavsiye ediyorum. Telkin ediyorum. Dolayısıyla yükseltmelerde birin ikisi yani ikincilerin kırılmasını engelleyin. Çünkü kırılırlarsa bir daha düzelmiyorlar maç içinde. Zırhlı olduğunuz için ikinin biri, İkinci lo gideceğiniz için ikinin ikisi ve bir Alman zırhlısı olduğunuz için ve sürekli hareket halinde olmanız gerektiği için dönüşe veriyoruz. O da 4'ün 3'ü. Scharnhorst 43'ü o normal Scharnhorst'tan ayıran şeylerden biri Scharnhorst 43'te normal Scharnhorst'ta gördüğünüz yükseltmelere ek olarak bir yükseltmenin daha olması ki normal Scharnhorst'ta gördüğünüz üzere yangın söndürme, cam basma ve menzil veyahut avcı uçağı arasında seçebilme hakkınız varken Sharnhorst 43'e geldiğinizde menzil uçağı seçemiyorsunuz. Avcıya sabitsiniz. Gel gelelim. Motor hızlandırmanız var ve Sharnhorst 43'ün motor hızlandırması normal bir motor hızlandırma değil. Normal bir motor hızlandırma %8 hızlandırırken Sharnhorst'unki %15 hızlandırıyor. horstun hızı 31.5 not iken bunu %15 hızlandırdığınızda kaç oluyor arkadaşlar? 36 nota çıkıyor abi. Hatta 36 nota da geçiyor 37 nota yaklaşıyor. 37 notluk bir zırhlı peki ne yapabilir? Düşmanını ikinci menzilinin içinde tutmak için kovalayabilir. Şöyle ki Sharnhorst 43 normal Sharnhorst gibi maksimum uzatıldığında 9,5 kilometreye varabilen bir ikincil menziline sahip. E ikisi de aynı ikincil menziline sahipse nasıl Sharnhorst 43 ikincil gidilmesi gerekiyor diye soracak olursanız işin formülü şurada arkadaşlar. Sharnhorst 43'ün ikincilleri normal Scharnhorst'a nazaran hem 105'lik hem de 150'likler babında birer saniye daha hızlı sıkıyor. Dolayısıyla Dakika başına düşen hasar dediğimiz DPM'i normal Scharnhorst'tan çok daha fazla bu ikincilerin. Scharnhorst 43'ün torpidoları var standart 6 kilometrelik Alman torpidoları ki aynısı Scharnhorst'ta da var. Dolayısıyla torpido bağlamında herhangi bir farkı yok. Scharnhorst 43'ü normal Scharnhorst'tan ayıran şey ikincilerinin çok daha hızlı sıkması dolayısıyla yüksek bir hasar potansiyeline sahip olması. Ve Scharnhorst 43'ün ana batarya menzili normal Scharnhorst'tan 1 kilometre kısa olduğu için kendisinden kaçan düşmanı yakalaması için kendisine verilmiş bir motor hızlandırma sarf malzemesinin bulunması. Bundan dolayı Scharnhorst 43 aldığınız zaman tavsiyem full ikincil bir kaptan gitmeniz yönünde ve full ikincil kaptan giderseniz de fünye vermeyin. Fünye vereyim mi diye düşünenler olacaktır. Tabii normal çünkü bakın. 105'lik ikincilere gittiğiniz zaman derişlerinin 26 mm olduğunu görürsünüz. Bu şu anlama geliyor. 27 mm'lik burun ve kıç kaplamasına sahip ağır kruvazörlerin bu burun kısmını ve kıç kısmını delemiyorsunuz. Sadece 26 mm ve daha küçük kalınlıktaki zırhları delebildiği için bu ikinciler en fazla ağır kruvazörlerin üst yapılarına hasar verebilirsiniz. O zaman fünye vermeliyim diyeceksiniz. Hayır arkadaş vermemelisiniz. Sebebi de şu. Abi 12 tane 150'lik ikinciliniz var. Yani 6 sağda 6 solda. Ve bunların her biri 38 mm deliyor. Ama daha da önemlisi bu ikincilerin %13 yangın başlatma şansı var. Küçüklerin de 105'liklerin de %9 yangın başlatma şansı var. Sırf bu 105 mm'lik ikinciler ağır kruvazörlerin burnunu delebilsin diye fünye verirseniz yangın başlatma şansınızı çok kritik seviyede baltalarsınız. Buna hiç gerek yok. Dolayısıyla Scharnhaus 43'te İkinci il gittiğiniz takdirde fünye vermeyin çünkü fünye verirseniz evet deliş hasar verir ikincileriniz. Ama velaki bu sefer zırhlara başlatabileceğiniz yangınlardan edersiniz kendinizi. Bunu yapmayın. Dolayısıyla benim tavsiye ettiğim kaptan becerileri bu şekilde. Öncelikli bakım vigilance. Ondan sonra burada full ikinci gidiyoruz. İkincilerin menzilini uzatıyoruz. ikincilerin isabetini arttırıyoruz. Ondan sonra gizleme veya yangın söndürme tercih tamamen sizin. Sonra da adrenalin, sonra da yine bunlardan artık hangisini bırakmışsanız onu doldurun ve 21'li kaptanı tamamlayın. Eğer ki öyle bir niyetiniz varsa. Ama Scharnhorst 43 bu şekilde bir kaptan gidilirse gayet ve gayet verimli ve efektif sonuçlar aldırabilen bir gemi. Dolayısıyla Scharnhorst 43'ü alın, oynayın. Hatta ben size bir maç örneği gösterip Scharnhorst 43'ü övmeye devam edeyim. Ne dedik? Shanhorst 43. Burada benim Twitch yayınları da canlı yayında oynadığım Shanhorst 43 maçlarından birini göstereceğim size. Gördüğünüz üzere takımda Volkan ve Çağdaş'la beraber oynuyoruz. Ve bir 7-5 eşleşmesindeyiz. Esasında Shanhorst 43 ile çok 9-7 eşleşmesine de düştüm. Ve şunu net olarak belirteyim. Bu gemi her ne kadar 9'lara karşı tabii ki 5'lere karşı gösterdiği eziciliği gösteremiyorsa da kendisinden beklenmeyecek derecede de iyi bir direnç gösterebiliyor hızı sebebiyle. Ama her ikinci il Alman zırhlısı gibi Scharnhorst 43 de açık suyu sevmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Scharnhorst 43 ile bir maça başladığınızda öncelikle yapmanız gereken şey taktiksel pozisyon alıp maçın devamında nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar vereceğiniz bir Dinlenme aralığı yakalamak. Çünkü o aralıkta yani bir adanın yakınına gelip pozisyon aldığınızda o saatten sonra sizin için önemli olan şey, rakip takımın nerede belireceği. Şimdi Şanhorst bu maçta her ne kadar çok güzel performans gösterdiysem de Şanhorst 43 açık suyu sevmiyor arkadaşlar. Tıpkı ikinci il gidilen her alman zırhlısı gibi 43 43'te, Sürekli hareket halinde fakat adaların etrafında ve adalara yakın olmak suretiyle oynaması gereken bir gemi. Dokuncu seviyelere karşı şöyle bir sorun oluyor: haritalar çok büyük ve o çok büyük haritalar arası haritalarda da adalar haritaların çok kenarlarında köşelerinde olabiliyor. Dolayısıyla adalar arasındaki açıklıklar, dolayısıyla da açık su çok fazla oluyor. E, diyeceksiniz ki. Ya arkadaş hani gemi zaten %15 motor hızlandıran bir modüle sahip. Hani büyük harita niye sorun olsun diyeceksiniz. Sebebi şu arkadaşlar. Ne kadar hızlı olursanız olun siz Musashi'lere karşı, Georgia'lara karşı falan hala bir 7. seviyesiniz. Ve 7. seviye bir zırhlı için de can havuzunuz o kadar ahım şahım büyük değil. Dolayısıyla 9. seviyelere karşı birebir de kalmayacağınız sürece öyle çok da açık su kahramanlığı yapmaya kalkışmayın derim. Çünkü Şanhos 43 açık suda gemi kovalamayı çapraz ateşe kalacaksa eğer sevmiyor. Ve öyle bir durumda kendinizi bulursanız da inanın hiç hoş manzaralar yaşamayacaksınız. Ölmeniz çok çabuk dahi olabilir. Dolayısıyla bakın ben burada direktman adanın kenarına gitmeye çalıştım pozisyon alayım diye. Ancak soldan bir tane DD ki o DD sanırım Shinonome. Bizi spotladı. Torpiyoları attı. Allah'tan Volkan'ı Hidros'u var ki burada torpiyoları yemedik. Bir Berfast ve bir Skane. Yani bir DD, bir Cruiser, bir zırhlı girmiş durumdayız. Fakat Şarnos 43'ün esas olayı arkadaşlar. Ne dedik limanda söylediğim üzere. İkincilleri ancak ikinciller 5 seviyelere karşı olan haritalar küçük olduğu için rahat bir şekilde aktive olabilirken dokuzuncu seviye gemilere karşı büyük haritalarda ikinci menziliniz on bir buçuk kilometre değil de dokuz buçuk kilometre olduğu için o ikincileri devreye almak niyetiyle yapacağınız bastırmalarda ufacık bir yanlış karar sizin ölümünüzle sonuçlanabilir. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Shanhorst adalara yakın ve hareketli halde oynanması gereken bir gemi ve yüksek seviyelere karşı asla ve asla birebir kalmayacaksınız veya ikiye bir kalmayacaksınız canları asla. Açık suda kahramanlık yapmaması gereken bir gemi. Tıpkı her ikinci il gidilen Alman zırhlısı gibi. Ben size Şarnos 43'ten biraz bahsedeyim. Arkadaşlar Şarnos 43'ün Canı şanhos aynı 56.300 ki bu 7. seviye zırhlar arasında ortalamanın altında kalan düşük bir can havuzu. Top kalibresi aynı 283 mm burada York çıkacak mı çıkmayacak mı diye beklerken şöyle bir sıkalım. Belki ölür. Öldü. Konuya dönersek Şarnos 43'ün Şarnos Horse'dan yani normal Şarnos birkaç farkı var. Bunlardan biri menzil. Scharnhorst 43'ün menzili 18.9 km iken normal Scharnhorst bir ana batarya esaslı gemi olduğu için menzili 1 km daha uzun. 19.9 onda. Mermilerin namludan çıkış hızı aynı saniyede 890 metre. yani 7. seviyenin en hızlı ikinci mermileri bunlar namludan çıkarken. Daha hızlı sadece 895 metrelik mermi namlu çıkış hızıyla Poltava'da. Top kalibresi küçük olduğu için Delici mermi hasarı da patlayıcı mermi hasarı da 7. seviye zırhlar arasında en düşüğü yani AP hasarı 7600, patlayıcı mermi hasarı 3200 standart Scharnhorst rakamları. Yine yangın başlatması yine şan, standart Scharnhorst gibi %20 ki bu %20'lik yangın başlatma standart Charros'ta da, Scharnhorst 43'te de 7. seviyenin en düşük yangın başlatma oranına sahip olan patlayıcı mermiler zırhlılarda. Ama işte normal şarj 20 saniyelik ana batarya dolumuyla bunu kompansa ediyor. Ama işte normal Scharnhorst'ta 20 saniye olan ana batarya dolumu Scharnhorst 43'te 23 saniye çıkarılmış durumda. Çünkü ikincilleri uzun menzilli ve ikincileri daha kısa sıkıyor. Yani ana bataryadan alıp dolumu ikincilere vermişler. Taret dönüşü 25 saniye standart Scharnhorst'la aynı. Torpido savunması yine standart Scharnhorst gibi %22. Ama mermi dağılımları biraz farklı. Formül aynı olmasına rağmen. Sebebi de şu. Arkadaşlar mermi dağılımında kullanılan formüllerde menzil ne kadar uzarsa mermi dağılımı o kadar artar. Dolayısıyla formül aynı olsa dahi Şarnhos 43'ün menzili standart Şarnhos'tan 1 kilometre daha kısa olduğu için dolayısıyla hep dikey hem de yatay mermi dağılımı da birazcık daha iyi. Yani 249 metre yatay, 149 metre dikey mermi dağılımı var. Fakat bu formülün Scharnhorst'tan farklı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece menzili birazcık daha kısa olduğu için mermilerin max dağılımı daha dar. Sigma yine 2.0 en iyi. Standart Scharnhorst'ta da 2.0 zaten. 30 not hız var standart Scharnhorst gibi. Aşitaka ile beraber 7. seviyenin en hızlı 3. zırhlısı. Daha hızlılar sadece 32 not yapan Hood ve Gneisenau ile 31.9 not yapan Rook. 800 metrelik bir dönüş halkası var. Bu arada ikincileri devreye soktuk Shinonome için. Gördüğünüz üzere delicileri sıktım ve ikinciler işi bitirecek derken Volkan bitirdi. Arkadaşlar dönüş halkası 800 metre. Ortalama bir dönüş halkası 7. seviye zırhlılar arasındaki standart şan da aynı rakamlar var. 14,5 saniye dümen kırma yavaş sayılır. Yani ortalamanın altında kalıyor yeni seviye zırhlar arasında. full gizleme yani kaptan becerilerinde gizleme verdiğinizde yakalayacağınız gizlenme rakamları 13.7 kilometreye kadar düşüyor ve bu da ortalamanın biraz altı. Yani iyi bir gizleri yok Şarnhorst 43'ün. İkincil menzili limanda da söylediğim üzere standart şarnosla aynı ancak ikincil bataryalar birer saniye daha kısa süreyle sıktıkları için dakika başına düşen hasarları yani DPM'leri çok 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 daha fazla. Ve son olarak ana batarya DPM'inden de bahsedersek Shanhorst 43 standart Shanhorst'a nazaran daha kötü bir ana batarya DPM'ine sahip. Bunun tek sebebi de dolumunun 3 saniye daha yavaş olması. Yoksa Birçok konuda Şanhorst 43 ve standart Şanhorst Benzerlik gösteriyor Ancak hangisi daha iyi derseniz Ben Şanhorst 43'ü derim arkadaşlar Daha zevkli Bastırabiliyorsunuz Veyahut standart Şanhorst'a Nazaran çok daha rahat Ve kolay bir şekilde kaçabiliyorsunuz Ancak Tekrar ediyorum Bu gemi Açık suda hele ki yüksek seviye maçlardaki açık sularda düşman kovalamayı sevmiyor. Çok kolay köfte olabiliyorsunuz. Kaldı ki büyük haritalarda yüksek seviyeli kruvazörlerin menzilleri uzun olacağı ve hatta bazılarının menzilleri sizden de daha uzun olacağı için ve sizin esas efektif olabildiğiniz menzil esasında 10 kilometrenin altındaki yakınlıklar olduğu için maksimum menzilinizden vuramayabilirsiniz yüksek seviye kruvazörleri. Vursanız da mermi kalibreniz küçük olduğu için çok hasar veremeyebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Yüksek seviye kruvazörler sizden kaçmaya başladığı zaman ve sizi maksimum menzilde tuttukları zaman onları öldüremezsiniz. Çünkü Shanhorst gibi yüksek bir ana batarya DPM'ine sahip değilsiniz. Rakibi elemine ve egale etmenin bu gemide tek yolu olabildiğince çok fazla ve çabuk bir şekilde rakiple yakın dövüşe girmek. Yakın dövüşe girebildiğiniz maçlar varsa taşırsınız, çevirirsiniz. Bu gemi o potansiyeli taşıyor. Ancak maç boyu rakiplerin benden kaçtığı ve benle Yakın dövüşü de geçtim. Orta menzil düellosuna dahi girmediğim maçları da çok yaşadım. Ve inanın o maçları da atıyorum 10000 bin, bin hasarlı bitirdiğim oldu çoğu defa. Ki bunlarda da yayınlarda e, şahit olunmuş şeyler. Dolayısıyla Scharnhorst43 maç seçiyor demek yanlış olur. Ama tek bir dezavantajı var o da uzak menzilde etkisiz uzak menzilde etkisiz arkadaşlar. Yani zaten max menzili kısa. Fakat max menzilde olsa bile rakip ana batarya dolumunuz 23 saniye olduğu için bu küçük toplarla 23 saniyelik bir dolumda yakalayacağınız dakika başına düşen hasar yani DPM çok büyük olmayacak ve çok düşük rakamlarla maçı bitirebilirsiniz. Dolay dolayısıyla Shanos 43 e uzaktan etkisiz bir gemi demek yanlış olmaz. İlla ki bu gemiyle efektif olabilmek için yakında bir şey girmeniz lazım. Ama bir gerçek var. Bence 7. seviyenin şu an West Virginia ile beraber en iyi gemisi. 7. seviyenin West Virginia ile beraber yeni kralı. Ve bu gemi bedava verildiği için tekrar ediyorum. Herkes buna sahip olabilir ve olmalı.